Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle bir DGS rehberlik videosu çekelim. Bir önceki rehberlik videomuzda arkadaşlar DGS puanları nasıl olacak? DGS zor muydu, kolay mıydı? Puanlar düşecek mi, artacak mı? Rehberlik videosunu çekmiştik arkadaşlar. Bugün sizin için sıralama mı önemli yoksa puan mı daha önemli? Bunu anlatacağım. Bununla ilgili neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Sonrasında arkadaşlar DGS ile ilgili tercih videosu yayınlayacağız. Tercih döneminde bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi takip edebileceğiniz platformlar YouTube adresimizden, bu YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz var, MBA Hanife Hoca, buradan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar hanifehoca.com benim web sitem, oraya girdiğinizde sıralamaları göreceksiniz. 2017 yılının DGS sıralamalarını arkadaşlar hanifehoca.com adresinden yayınladım. Nasıl bulacaksınız? Google'a Hanife Hoca yazacaksınız. İlk çıkan siteye tıklayacaksınız. Aşağı doğru arkadaşlar kaydığınız zaman orada sıralamaları göreceksiniz. Sıralamaları hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Yani özel olarak hazırlanmadıysa, biz de zaten hazırlanmadık, hazır olan bir yerden bulduk. Özel olarak hazırlanmadıysa sıralamaları bulamazsınız arkadaşlar. Neden bulamazsınız? Çünkü ÖSYM sıralamalarla ilgili hiçbir şey yayınlamıyor. Yani bunu ancak özel kurumlar ya da bireysel şahıslar yapıyor. Bunu da internetten pek bulamazsınız arkadaşlar. Piyasada yok yani. İnternetten aradığınızda DGS sıralamaları diye aradığınızda çıkmayacaktır. Yani bir TYT gibi ve eski adıyla YGS, LYS gibi düşünmeyin. YGS ve LYS'de ÖSYM bu işe biraz daha ciddiyet veriyor. Sıralamalar her yerde mevcut arkadaşlar. Rahatlıkla erişebilirsiniz. Ama DGS biraz bir arkadaşımızın yorumu vardı. Sanıyorum Instagram'da olması lazım. DGS ÖSYM'nin en az değer verdiği sınavdır diyordu. Bunu zamanla anlayacaksınız diyordu. Yani aslında biraz da haklı bir yönü var. ÖSYM sıralamalara çok önem vermiyor. Aslında sıralama mı önemli, puan mı önemli? Şimdi bunu buna geçmeden önce bir iki ufak arkadaşlar konuya değineyim, ondan sonra bunu anlatacağım. Bununla ilgili neler yapmanız gerektiğini size anlatacağım. Şimdi ben 2017 DGS ile bu seneki DGS'yi kıyaslarken 2017 DGS ile 2017 DGS zordu, bu seneki de zordu dedim. Bazı arkadaşlar hocam 2017 kolaydı, bu seneki zordu diyor. Arkadaşlar yani 2017 de zordu. Önceki yıllara göre düşündüğünüzde 2017 DGS zordu. Ha bu seneki biraz daha zor olabilir 2017'ye göre. Zor olabilir mi? Olabilir. Tabii ki biraz daha uzun mantık soruları vardı. Cebir kısmı biraz daha böyle zorlaştırılmış şekildeydi. Dolayısıyla 2017'ye göre biraz daha zor bir sınav zaten. Bunu ben de kabul ediyorum. Dolayısıyla zor olduğu için puanlarda oynama olur mu? Puanlarda oynama olacak arkadaşlar. Puanlarda oynamadan önce şundan bahsedelim. 0.5 net kural arkadaşlar. Eğer bu kural değişmezse, bu kural değiştirilmezse kesinlikle puanlarda çok yüksek oynamalar olacak. Sayısalcılar için ve sözelciler için çok yüksek puanlar. Yani bunlar nedir? 20 puan, 30 puan oynama olabilir arkadaşlar bazı bölümler için. Ama en iyi tahminimiz yine 15 puan oynama olacaktır. Eşit ağırlıkçılar için de yine oynama olacak arkadaşlar. Dolayısıyla yani siz tercihlerinizi yaparken, tercih videosunda da bunu anlatacağım. Tercihlerinizi yaparken 10 puan yukarısını düşünün. Yani sen şimdi puan hesaplama sitelerine giriyorsun, netlerini yazıyorsun. Mesela kaç geldi? 260. Geçen sene 270 ile alan okulu yazman, ilk sıraya yazman, hatta 280 ile alan okulu ilk sıraya yazman gerekiyor. Bunları tercih videolarında anlatacağım ben size. Bu sene alacağınız 260 puan geçen seneki 270 puana, 275 puana denktir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de 0.5 net kuralında şuna dikkat edeceğiz. Şimdi diyor ki, soruyor ki, benim hocam bir tane doğrum, bir tane yanlışım var. Standart sapmayla benim çünkü bir tane doğru bir tane yanlış olduğu zaman bunun neti 0.75 oluyor. Standart sapmayla bu 0.50'nin altına iner mi diye soruyor. İnmez arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Bir tane doğrunuz bir tane yanlışınız varsa dert etmeyin. Hatta bir tane doğrunuz iki tane yanlışınız varsa yine dert etmeyin. Çünkü neden? Sınav zor olduğu için standart sapma ister istemez yüksek gelecektir. Dolayısıyla 0.5 net 0.3 nete düşmeyecektir arkadaşlar. Bunları çok dert etmeyin. Ben bunun çok problem olacağını düşünmüyorum.
Bunları anladık arkadaşlar. Şimdi sıralama mı, puan mı? Yani tabii ki sıralama önemli, puan çok önemli değil. Sınav kolay olur, siz 300 puan alırsınız. Ama herkes 300 alır. 310, 320, 350, 360, 370. Dolayısıyla DGS'de taban ya da tavan puan diye bir şey yok. Sınavın zorluğuna göre değişir. Yani sıralama önemli. Hocam sıralama önemli diyorsunuz ama sıralamaları nereden bulacağız? Sıralamalar arkadaşlar bulamazsınız. Maalesef böyle bir şey var. Yani sıralama önemli. Ama sıralama derken diploma sıralaması mı? Hangi sıralama? Arkadaşlar siz DGS'ye giriyorsunuz. Okul puanınızla beraber size bir puan hesaplanıyor. Örneğin 280 alıyorsunuz. Siz Türkiye geneli kaçıncı sıradasınız? Yani mesela diyelim ki Marmara Hukuk'a girecek bir öğrenci. Geçen sene son öğrenci Türkiye sıralamasında diyelim ki ilk 1000'e giren öğrenci Marmara Hukuk'a son yerleşen öğrenci olsun. Bu senede bu çok değişmez yani. Yani dolayısıyla siz 250 puan da almış olsanız ilk 1000'e girdiyseniz yine Marmara Hukuk'u düşünebilirsiniz. Ama sıralamaları nereden bulacağız? Sıralamaları bulamazsınız arkadaşlar. Benim web siteme girin hanifhoca.com. Orada arkadaşlar özel bir kurumun hazırladığı sıralamalar var. Onlara bakarak kendiniz tahmini sıralamalarda yapacaksınız ve tahmini tercihlerinizi ona göre yapacaksınız. DGS tercih videosunda neler yapmanız gerektiğini, hangi puan bandında neler yapmanız gerektiğini de ayrıntılı anlatacağım arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacağız? Şimdi hiçbir şey dert etmeyeceğiz. Sınav açıklanana kadar, puanlarımız açıklanana kadar ne yapacağız? Keyfimize bakacağız arkadaşlar. Puan açıklandıktan sonra gelecek seneyi düşünüyorsanız oturup çalışacaksınız. Ama bu sene tercih yapacaksanız onunla ilgili size yine yardımcı olacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de biliyorsunuz. Bizi takip etmek isterseniz arkadaşlar Instagram adresimiz burada. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.